Ortada bir erken seçim yok ama anket firmalarından anketler gelmeye devam ediyor. Metropol anketine göre kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı %34,2, CHP'nin oy oranı %20,7, MHP'nin oy oranı %8,2, HDP'nin oy oranı %9,2, İ Parti'nin oy oranı 6,9. Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise son ankette %1.7 oy almış. Ali Babacan'ın kuracağı parti ise 1.4 oranında oy almış gözüküyor Metropol anketine göre. Bir de anlamadığım bir nokta var. Kararsızları dağıtınca birden AKP'yi ve MHP'yi %50'nin üzerinde göstermiş Metropol. AKP %41, CHP %24,8, MHP %9,8, HDP %11, İyi Parti %8,3, Saadet Partisi %0,8, Gelecek Partisi 2, Ali Babacan'ın partisi 1,7, diğer 0,6. Ekrana getiriyorum hemen. Görüldüğü gibi kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %34, CHP %20, MHP %8, HDP %9, İYİ Parti %6, Davutoğlu'nun partisi %1,7, Babacan'ın kurduğu parti 1,4. Yine Allah'ları var yani ikisinin toplamını %1 göstermeyenler de var Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini de benim anlamadığım nokta şu kararsız olan adam gidip 16, 17, 18 yıldır ülkeyi yöneten bir partiye niye oy versin? Ya gider tarafsız kararsız bir şekilde yeni kurulan partilere yönelir ya da mevcut partilerden birine gider oy verir. Niye gitsin AKP'ye oy versin? Kararsızlar dağıtılınca Babacan'ın partisi ve Davutoğlu'nun partisinin oy oranı da hiç değişmiyor. Aksine kararsız olanların görüşü şudur. Acaba AKP'ye mi oy versem, Davutoğlu ile Babacan'ın partisine mi oy versem şeklindedir. Kararsızların düşüncesi o şekildedir. Yani paldır küldür kararsızlar. "He ben kararsızım. Kime oy vereceğimi bilmiyorum." diyecek. Ondan sonra siz kendi kafanıza göre dağıtacaksınız AKP'ye vereceksiniz. AKP %50 üzerinde oy mu alacak. MHP toplamında. Böyle bir şey mümkün değil. AKP ve MHP toplamı artık %50 etmiyor. Ya bu Davutoğlu ile Babacan oy oranını nereden alıyor? Bir önceki seçimde kılıp %50'yi yakaladılar zaten. Bu Babacan'ın alacağı %2, Davutoğlu'nun alacağı %2'ye yakın o. kimden gidiyor? CHP'den mi gidiyor? CHP'yi düşürmüşler %25'den %20'lere. AKP sabit %41. MHP %10 üzerinde Aa, ne oldu beyefendiler %50'yi geçti diyorlar ondan sonra. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Davutoğlu ile Babacan'ın kuracağı parti en fazla oyu AKP'den koparacak. O tabandan alacak. O tabanda bir kayma var. İstifalar orada oluyor. Bir CHP'li gidip de niye Babacan'ın partisine oy versin? Bir İYİ Partili gidip de niye Davutoğlu'nun partisine oy versin? Birçok anket firması bu hatayı yapıyor. Metropol için demiyorum. Metropol bu şekilde yorumladı demiyorum. Ama bazı anket firmaları var. Diyor ki işte İYİ Parti'den Davutoğlu'nun partisine oy geçiş olacak. CHP'den Babacan'ın partisine oy geçiş olacak. Ya bırakın Allah aşkına ya. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kazanmış. İmamoğlu gibi Mansur Yavaş gibi muhalefetin doğal liderleri oluşmuş. Çıtayı %30'un üzerinde çıkaracak Muharrem İnce gibi bir adayı da vardı. He, hal böyleyken bu kadar alternatif içerisinde Cumhuriyet Halk Partili seçmen diyecek ki, "Aa babacan parti kurmuş. Aa, işte Davudoğlu parti kurmuş. Ben oraya gideyim." Yok böyle bir mantık. Bugün seçim olsun. AKP ve MHP %50'yi yakalayamıyor. Davudoğlu ve Babacan'ın kuracağı de MHP'den oy falan koparmayacak. En fazla oyu koparacağı yer AKP olacak. Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi, Demokrat Parti'de bir çatı altında girerse seçimlere merkez sağda güçlü bir alternatif oluştururlarsa da %10 ila %14 arası oyları var. Bu da bilinen bir gerçek. Yıllar yılı Doğru Yol Partisi seçmenleri, Anavatan Partisi seçmenleri alternatif olmadığı için AKP çatısında gidip oy veriyorlardı. Bugün o merkez sağ seçmenleri güçlü bir alternatif olursun. AKP gemisini ilk terk edecek kişilerdir. AKP'nin kemik oyu %25-26'dır Türkiye'de. Gerisi toplamadır. Gerisi alternatif olmadığı için, gerisi merkez sağda bir yeni oluşum olmadığı için AKP çatısı altında toplanmış, kendisine muhafazakar diyen, demokrat diyen, sağcı diyen kesimin toplandığı bir yapıdır. Ama güçlü bir alternatif oluşursa, güçlü bir muhalefet oluşursa AKP'yi de terk edecekleri ortadadır. Yıllar yılı vizyonsuz, beceriksiz, çalışmayan bir muhalefet olduğu için, merkez sağda da bir alternatif olmadığı için AKP girdiği her seçimi kazandı. Ama geldiğimiz noktada birden fazla alternatif var. Yeniden Refah Partisi var. Saadet Partisi var. Demokrat parti var, iyi parti var, gelecek partisi var, babacanın kuracağı parti var. Birden fazla sağda alternatif var. Ama böyle bölüp pörçük bir şekilde davranmamalılar. Bir çatı altında gerekirse üçüncü ittifak kurup seçime girmeliler. O zaman bakın göreceksiniz sonuçlar çok değişecek. Nefes alacak siyaset nefes.